Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay yöresine ait bir çorba tarifi vermek istiyorum. İsmi Mahluta. Biraz ismi değişik ama bilindik malzemelerle oluyor. Sarı mercimekten yapacağım. Annemize küçükken çok yapardı. Bugün aklıma o düştü nedense ve yapmak istiyorum. Buyurun tarife geçelim. Çorbamız için gerekecek malzemeler. 1 su bardağı sarı mercimek. Kırmızı mercimek olmuyor bu çorbada. Mutlaka sarı mercimekten kullanın. Her markette var. Bulabilirsiniz. 1 su bardağı mercimek, sarı mercimek, 1 tane kuru soğan, yarım limonun suyu, 4 su bardağı normal su, soğuk su, 1 su bardağı da et suyu, kemikli et suyu haşlamıştım. Ondan 1 bardak ayırdım. Çorbalarınızı bu şekilde haşlayıp 1 bardak 1 bardak kullanabilirsiniz. Çok lezzet veriyor ve vitamini de çoğalıyor. 1 yemek kaşığı da pirinç. Pirinci kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu ben katıyorum. Lezzet verdiğine inanıyorum ve biraz çorbamıza kıvam veriyor. Çorbanın içine koymak için tuz, kimyon, üzeri içinde pul biber ve kuru nane. Ayrıca tereyağım vardı ama koymayı unutmuşum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Çorbayı yapacağımız tencereyi ocağa koyalım. Suyumuzu dökelim. İç suyunu da koyuyorum. Mercimeği ve pirinci yıkamıştım, onu da ilave ediyorum. Soğanımızı tüm halde koyuyoruz. Çünkü daha sonradan soğanı çekeceğim. Bu çorbayı blenderdan geçirmediğimiz için kesinlikle soğanı doğrayarak katmayın. Tüm halinde koyuyoruz. Çorba piştikten sonra çekiyoruz. Tuz ve kimyonumu ilave ediyorum. Karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Çorbam 20 dakikadır ocakta kaynıyordu. Artık bakma vakti geldi. Gayet güzel pişmiş. Mercimeğim de, pirincim de. Başka bir tavaya tereyağı koyalım bir yemek kaşığı. Ve altını açıp eritelim. İçine yarım limon suyunu ekledim. Soğanını da çekebiliriz artık. Çorbamız hazır sayılır. Bu çorbanın özelliği blender kullanmıyoruz. Çırpıcıyla yaklaşık 3-4 dakika karıştıracağım. Çocukluğumun çorbası bu. Çok severim aslında ama nedense fazla yapmıyorum. Alışkanlık olmuş artık. Kırmızı mercimek genelde yapıyoruz. Bu çorbayı mutlaka elinizle çırpın. O zaman daha güzel oluyor. Yeterli. Çorbamın kıvamı da iyi. Eğer katı ise size göre bir bardak kaynar su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Kızdırdığımız tereyağın içine pul biber ve kuru naneyi ekliyorum. Karıştıralım. Çorbanın içine döküyorum. Çorbam servise hazır. Kıvamı böyle. Biraz daha su ekledim. Yaklaşık 1 su bardağı sanırım. Toplamda o zaman 6 su bardağı su gitti bu çorbama. Bence gayet güzel. Bir daha su eklemeyeceğim. Kıvamı süper. Çorbam servise hazır. Bugünlük videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.